Merhaba, yine bir iç bacak videosuyla karşınızdayım. Daha önceki video yapıldı, gayet güzel etkiler, güzel yorumlar alıyorum. Şimdi onun üzerine birazcık daha gideceğiz. Birazcık daha materyalleri farklılaştırarak etkisini arttıracağız. O yüzden öncelikle materyallerimden bahsediyorum. Burada kullanacağım çok daha hafif ağırlıkta olan 1-1,5 kiloluk bir kum torbası. Bunun tabii ki bir sürü farklı ağırlıkları var. Kendinize en uygun olanı seçmenizi öneririm. Yine bir Magic Circle'ımız var, Pilates ringi. Bunlardan da bahsetmiştim, hatırlıyorsunuz. Etkiyi kasta uzun süre tutan harika, şahane bir materyal. Muhakkak edinin. Şimdi öncelikle kum torbasıyla başlayacağız. Bunu ayak bileğimi alt kısmına iyice sıkı olacak şekilde yavaşça şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve yavaşça metimize yan uzanarak başlıyoruz. Evet, metimize uzandık. Bacaklarımızı üst üste yerleştirdik. Elimiz hafif ön çaprazda, kürek kemiğini iyi hissedin. Başınızı kolunuza bırakın, üstteki bacak uzun. Ve kolumuz da yine burada sırtımızın, postürümüzün dik kalması için yardımcı oluyor. Hemen birinci hareket, üstteki bacağımı öne doğru basıyorum. Şimdi burada bacağınız size gelebildiği kadar yakın gelsin. Ve parmak ucunuzu açın, topuğunuzu bir tık öne doğru alın. Burası ne kadar açık, turnout olursa içteki bacağın etkilenmesi o kadar iyi olacaktır. Yine kalçanızı hiç bozmadan, kalçalar üst üste gelecek şekilde alttaki ayağımı uzattım ve parmak ucunu gerdim. Şimdi bunu yavaşça yukarı kaldırdım. Aşağıdan ortaya kadar bir 20 tane kaldırıyoruz. Nefes vererek. Ve her kaldırdığınızda bir saniye orada es vererek hissedin. Şahane. Artık bunu böyle 10. sayılara gelmeye başladığınızda bacağınızın tam iç kısmı, tam da o istediğiniz kısmı hissettiğinizi göreceksiniz. 20 tane yaptıktan sonra kal. Ve 3-5 saniye bekledikten sonra yavaşça rahatla. Hiç pozisyonunu bozma, hatta yenile. Çünkü aynı hareketi orta seviyeden yukarıya doğru yapıyoruz. Bir 20 tane de buradan yukarıya doğru yaptığınızda daha da zorlanacak. Lütfen inmemeye gayret et. Ağırlık tam bacağın içini sana hissettirirken, oradaki kasları çalıştırırken nasıl gittiğini, nasıl yandığını gör. 20 tane de ortadan yukarıya yaptın. Yine 3-5 saniye burada bekledikten sonra in. Harika. Şimdi iki bacağınızı uzattınız, ikinci hareket. Kalçanız tam üst üste, pozisyonunu yenile. Her şey rahat. Şimdi iki ayağını ayırmadan yavaşça yukarıya doğru minik kaldır. Bu hareketi daha önce yaptırmıştım ama kum torbasıyla değil. O yüzden hem bel hem iç bacak hazır çalışmışken daha da etkisi yanacak ama bacakları uzattığım için şekli çok daha iyi olacak arkadaşlar. Devam. 20 tane yaptınız. Havada kal. 3-5 saniye yine minik bekle ve in. Süper. Şimdi yavaşça kalkıyoruz ve kum torbamızı çıkartıyoruz. Çok kolay bir şekilde çıkardıktan sonra ringimi aldım. Şimdi yine aynı pozisyonda uzanıyorum ama bu sefer dizlerimi büktüm. Dizleriniz tam kalça hizasında, mümkün oldukça dik. Ayaklarınızın altını da hemen diz hizanızda uzatın. Şimdi ringi aldım. Betini içteki bacağımın dizinin hemen birazcık aşağısına, çok ekleme doğru gelmesin. Ekleme birazcık hemen arkasındaki yer bizim için çok iyi. Yine üstteki bacağınızı yerleştirdiğinizde dizlerinizin mesafesi, parmak uçlarınızın mesafesi aynı. Şimdi burada dileyenler destek de alabilir, rahatım diyenler kullanmaya da bilir. Ringi yavaşça bastır. Açmadan buradan aşağıya doğru pres yapıyoruz. Nefes ver ve al. Ver ve al. Bacağın içini hissettirirken aynı zamanda kalçayı da beli de çalıştıran çok güzel bir hareket. Bazı hareketlerimiz bizim böyle joker. Her bölgeyi çalıştırabiliyor. O yüzden birkaç kas grubu aynı anda çalıştığında daha fazla kalori yakacaksınız. Daha iyi hissedeceksiniz. 20 tane de burada bunu sıktıktan sonra biraz bekle. Yanma bütün bacağa yayılsın, etkisini hisset ve yavaşça rahatla. Hemen aynı hareketi birazcık daha aşağıya taşıyoruz. Bu sefer peti ayak bileklerime yerleştirdim. Yine üstteki ayağımın da bileğinin bir üstüne güzelce koyarak yine dizler üst üste ve yavaşça yattık. Burada hiç eklemi bozmayın, mümkün oldukça aynı paralellikte kalsın. Ve bu sefer yine ringi sıktın, artık buradan aşağıya doğru bastır. Biraz daha zor. Birazcık daha denge, birazcık daha konsantrasyon gerektiriyor ama sizin yapacağınıza inanıyorum.
20 kere de burada açıp kapatıp güzel bir pres yaptıktan sonra 20. de kal. Hiç açmadan sık. Yine hisset bütün bacağı. Harika. Ve yavaşça rahatla. Evet, son hareket. Bacaklarımız uzun, kalça kemiklerimiz üst üste. Her şey güzel. Üstteki bacağı bastır. Uzun bir bacakla yine iç kası hisset. Harika. Bakın, bu kum torbası ve ringle yaptığımız harekette bazen içteki bacak, alttaki bacağın içi, bazen üstteki bacağın içini çalıştırıyoruz. Yani bir materyalle her iki bacağın da iç kaslarını çalıştırmak çok etkili. 20 kere yaptıktan sonra 20. de kal. Bekle, 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 rahatla. Bakın, bu ring kullanımlarında bir uyarı yapmak istiyorum. Hiçbir zaman şu değil, değil mi? Aç, zınk diye bırak. Bakın kalçaya verdiği etki ne kadar kötü. Halbuki biz biraz sıkıp oradan kontrollü çalışıyoruz her zaman, değil mi? Materyalleri doğru kullanmak çok önemli. Dikkat edin. Güzel. Evet, aynı kombinasyonu diğer bacak için de muhakkak uyguluyoruz. Evet, en çok sorulan sorulardan bir tanesi, kaç tekrar yapmalıyım, kaç günde yapmalıyım? Arkadaşlar, genelde kişiden kişiye göre değişiyor. Bunu başka bir egzersizinizin sonuna ekleyebilirsiniz. Ya da o gün sadece bacak çalışmak istiyorsunuzdur, iç bacak, dış bacak. O yüzden kanalımdaki diğer videolarla birleştirebilirsiniz. Egzersiz programı yapıyorsanız da neresine, nasıl ihtiyacınız varsa da en uygun programı seçeceğinize inanıyorum. Tekrar sayılarına gelince, genelde 15-20 sayılar veriyorum ama burada önemli olan yanması. Yandıktan sonra üzerine bir 8 sayı gidebilmeniz. Ve yine en önemli noktalardan biri, peki kanalımdaki diğer iç bacak hareketi ne olacak? Tabii ki onu da hemen bunun sonrasını ekleyeceğiz. İki egzersizi birleştirdiğinizde, haftada 3-4 çalıştığınızda harika olacak. O yüzden muhakkak bana yazın. Videoları paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.